Bir şey olur. Gerçekten taş kafalıymışsın ama. But the haze shuts the light out as we go deeper. Now you can't see me through. Alo. Ne haber? Cemre ile keyfiniz yerinde mi? Kaç kere aradım seni? Niye açmıyorsun lan telefonlarımı? Böyle mi söz verdin sen bana? Hı? Ben sözümü tuttum aslanım. Gideceksin dediler, gittim. Salak salak konuşma Kuzey ya. Çocuk mu kandırıyorsun? Ne kadar zor duruma düştüğümü fark etmiyor musun? Sen niye zor duruma düşecekmişsin yani? Sana ne bundan? Senin yerine sinirlerle muhatap olan benim çünkü. Ben söz verdim senin adına. Ben kefil oldum sana. Ama sen ne yaptın? Hemen Cemre ile bir araya geldin değil mi? Yok öyle bir şey oğlum, yok. Niye, Cemre yanında değil mi şu an? Bunun duyulmayacağını mı zannediyordun? Her şey ortaya çıkınca ne yapacaksın peki? Lan bana bak, ben sözümü tuttum. İstanbul'dan gideceğim dedim, gittim. Yerime de kimseye söylemedim. Şu anki durumdan dolayı da kimseye hesap verecek falan değilim. Her şeyi göze aldın, beni idare et diyorsun yani. Öyle mi? Benim kimseden bir şey istediğim yok. Duydun mu beni? Cemre'yi çıkarmak için beni ararken böyle konuşmuyordun ama Kuzey Efendi. Sen şimdi nereye gelmeye çalışıyorsun? Ben anlamıyorum bu konuyu. Ya vallahi yoruldum Kuzey ya. Vallahi bıktım artık. Senin için bir şeyleri yoluna koymaya çalışırken kaybetmekten bıktım. Senin yüzünden... Banu'yla aram bozuldu. Bunun ötesi var mı? Baba, ağır ol bir dakika. Ağır ol. Benim yüzümden neden aranız bozuluyor sizin? Barış'la kavga ettim çünkü. Cemre'nin çıkmasına yardımcı olduğum için benden artık daha fazla nefret ediyor. Bu, üzerime gelip durdu işte. Banu da abisinden yana olunca kıyamet koptu işte. Ne zannediyordun? Bak. Onlar bizden daha iyi kardeş yani. Gördün mü? Banu abisini kocasına tercih etti. Hem de ben seni koruyorum diye. Oğlum sen benim yüzümden niye düzenini bozuyorsun? Niye tartışıyorsun ki insanlarla? Ha? Elçiye zeval olmaz diye bırak çık git yani. Bir konuları, bir sıkıntıları varsa gelsinler benim suratıma karşı söylesinler. Geç kaldım. Bugün evi terk ettim. Lan basket. Benimle bir alakası yok. Sen yine kim bilir ne yapmışsındır kıza. Artık sana hiçbir şey söylemiyorum kıza ya. Vallahi ne halin varsa var. Ay Güney. Senin... olman problem oldu değil mi? Merak etme, yarın giderim. Yok ya, hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Hadi bakalım. Hadi gel, yemeğimizi yiyelim. Rezervasyonum var. Güney Tekin ben. Buyurun efendim. Hoş geldin yakışıklı. Şöyle geçelim mi? Hoş geldin. Sakın beni tanıdığını belli etme. Gel şuraya. Hoş geldiniz. Yemek yiyecek misiniz? Bize meyve. Şöyle güzel bir tabak hazırlat sen bize. Beyefendi buralı değil belli. İyi ağırlayalım onu. Daray. Ne içersiniz? Viski alın. Bana da her zamankinden. Emriniz olur. Simay abla, senin ne işin var burada? Kendi ayağımla geldim desem inanır mısın? Tamam, merak etme. Kurtaracağım ben seni. Tamam mı? Mümkün değil. En az 3 ay burada çalışmam için senet imzalattılar. Ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Masanın öbür tarafından konuşmak kolay tabii. Tamam, senet kolay. Ben hallederim. Tamam mı?
Bana verdiğin 3-5 kuruşa benzemez, baştan söyleyeyim. Buraya adımımı attığım andan itibaren borçlandım bunları. Ne kadar? 90.000 lira. Kızım sen aptal mısın? Çaresiz kaldım, ne yapayım? 3 katı fazlasını kazanacaksın dediler. Bekle, kazanırsın. Neyse, veririm o parayı. Sen adamlara borcunu ödersin. Dün gece telefonumu açsaydın bu paranın çok azına kurtulmuş olacaktın. Tamam, takma kafanı işte. Halledeceğim ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi Şerefe. Dikkat çekme. Yarın bu işi halledeceğim, merak etme. Yarın benim doğum günüm. Evet, kurtuluş günü. Hayır, gerçekten doğum günü. Hı, iyi o zaman kesin kurtaracağım seni. Bakıyorum da hala Barış'ın, şeyin, Cemre'nin yüzünü takıyorsun. Onu çoktan sattım. Uyduruktan teyyar, dekor olsun işte. Beni kandırmıyorsun değil mi Güney? Gerçekten bana yardım edeceksin. Yarın bu iş bitecek, merak etme. Güney bence özellikle yapıyor. Yani tamam, sağ olsun Barış'ı ikna etmiş. Minnettardım ona ama sonuçta gerçek başkaymış işte. Barış senin İstanbul'dan gitmeni şart koşmuş. Böyle bakıldığında sadece Güney'in başarısı olmuyor benim özgür kalmam. Güney... Eğer araya girip de Barış şerefsizliğiyle konuşmasaydı bu kadarla da kalmayacaktı. Tabii ondan sonra benim elimde de kalacaktı ama ben kendim terk ettim İstanbul'u. Yani sonuçta birkaç gün içerisinde senin burada olduğun belli olacak. Duyulacak yani. O zaman Güney'in başı daha da fazla arayacak. Burası net. İstanbul'dan çok uzaktayız ama yine de tonlarca insan var aramızda. Hala rahat bırakmıyorlar bizi. Kurtulamadık gölgelerinden. Ya ne yaparsın? Bizim Güney'le yaşadığımız şey...